Biz bir tek Allah'ın varlığına iman ediyoruz ve her şeyi yaratanın o Allah olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla Arabı yaratan da Allah, Türk'ü yaratan da Allah, Çerkesi yaratan da Allah, efendim Arnavut'u yaratan da Allah, Alman'ı, Fransız'ı, İngiliz'i yaratan da Allah. Ve Allah'ın yarattıkları arasında hiçbir fark söz konusu değil. Nitekim e, ırkçılık söylemleri birer cahiliye dönemi, şirk kültürünün kalıntısı olarak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dilinde dile geliyor. Buyuruyor ki Efendimiz, inna kemru'un fikel cahiliye. Senin damarlarında diyor hala cahiliye kanı geziyor. Şirk kültürünün kalıntıları var diyor. Niye? İşte Siyah diye bir sahabeye hakaret ediyorsun. Siyah diye onu ikinci sınıf bir mahluk olarak görüyorsun. Beyaz diye birini değerli görüyorsun. Ama ırkçılık sadece e, renkle alakalı, milliyetle, kavmiyetle alakalı bir şey değil. Siz zenginlere karşı fakirlerde yaptığınızın dışında bir muamele yapıyorsanız orada da ırkçılık var. Efendim belli bir sınıfa diğerlerinden farklı bir muamele yapıyorsanız orada da ırkçılık var. Onun için inne ekremakum indallahi etkakum Allah katında en değerliniz Allah'a karşı en takvalı olanınız onun yasaklarına karşı, emirlerine karşı en riayetkar olanlarınızdır. Binaenaleyh Allah katında değerli olan bizim katımızda da değerli olmalıdır. Allah katında değersiz olan bizim katımızda da değersiz olmalıdır. Bunun ölçüsü de herkesin değerini yaptığı işlerle alıyor olmasıdır. Bir insan yaptığı güzel işlerle değer kazanır. Yaptığı kötü iş olursa o zaman da değer kaybeder. Yoksa soyuyla, sopuyla, parasıyla, puluyla, namıyla, şöhretiyle değer kazanmaz. Yaptığı güzel işler varsa, insanların mutluluğuna iş yapıyorsa, o zaman insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır fahvasınca insanlar nezninde de değer görür. Aksi halde filan takımı tutanlar, iyi insanlar, öbür takımı tutanlar, kötü insanlar, filan memleketin insanları, baş tacı, peşmekan bölgenin insanları ayak altında türünden bir muamele, Allah'ın dininde yeri olmayan bir muameledir. Ve Allah muhafaza etsin. Şirk kültürünün kalıntısı olduğu için de çok tehlikelidir.